Merhabalar, bugün Cumhuriyet'in 100. yılında psikolojik sağlamlık konulu video serimizde çok değerli bir isimle harp coğrafyası uzmanı ve tarihçi Dr. Selim Erdoğan'la birlikteyiz. Selim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok önemli bir yıldayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ve böyle bir dönemde psikolojik olarak çeşitli güçlükler de, yani toplum olarak, halk olarak çeşitli güçlükler de yaşadığımız bir dönemdeyiz. Ülkemizde hepimizi çok üzen deprem gibi afetler oluyor maalesef. Bir pandemi şokunun arkasından. 3 yıllık bir COVID-19 pandemisinin arkasından deprem afeti yaşadık, büyük bir afet. Ekonomik olarak zorlandığımız da bir dönemdeyiz. Bu dönemde ben bir psikolog olarak psikolojik sağlamlık hakkında konuşmayı çok önemsiyorum. Yakınlarda Kronik Yayınları'ndan bu konuda bir kitabım da çıktı, Psikolojik Sağlamlık. Evet. Bu iki konuyu birleştirelim istedim. Üzerinde çok az konuştuğumuz bir konu. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Gerçekten çok zorlayıcı, çok zor bir dönemde ardı arkası kesilmeyen savaşların yaşandığı büyük güçlükle, büyük yokluklar içerisinde bir Kuvayi Milliye ile ve silah arkadaşlarıyla, diğer değerli komutanlarla birlikte çok önemli bir zafer kazandı. Evet. Ve ardından da bugün 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin temellerini attı. Atatürk üzerinden dilerseniz başlayalım. Yani tabii. Psikolojik sağlamlığın herhalde en önemli örneklerinden birini Mustafa Kemal Atatürk'te görüyoruz. Buyurun. Nereden başlayalım? Kesinlikle. Şimdi nereden başlayalım? İsterseniz 18 Mayıs 1919 akşamına dönebiliriz. Evet. İsterseniz mesela 13 Kasım 1918'e dönebiliriz. Yani Mondros Mütarekesi imzalanmış. Bir mütarekeden çok şartları ağır bir barış antlaşması gibi dayatılmış Devleti Aliye'ye, Osmanlı'ya. Evet. Bunu neden söylüyorum? Mütareke dediğiniz nedir? Adı üstünde ateşkes. İki tarafta silahları olduğu yerde kalır, silahları bırakır ve artık bir barış antlaşmasının imzalanmasını beklemeye koyulur. O barış antlaşmasıyla işte toprak alver yapılacaksa orada yapılacaktır, bütün pazarlıklar, her şey orada bitecektir. Yani savaş hukuku orada bitecektir, mütareke de bitmeyecektir. Mütareke sadece geçici olarak iki tarafta silahlarını birbirine doğrultmaktan vazgeçer. Ama İngilizler silahlarını doğrultmaktan vazgeçmediler, Fransızlar vazgeçmediler. Hemen 30 Ekim'in akabinde yangından mal kaçırır gibi işgallere başladılar. Mesela işte 9 Kasım'da 1918'de Çanakkale Boğazlar işgal edildi. 13 Kasım'da İstanbul'a girdiler. İstanbul'a giren birliklerin omuzlarında süngülü takılmış tüfekler vardı. Bu şartlar altında biz ateşkesimsi bir işgal yaşadık. Yani adı üstünde işgal başladı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa ve bütün diğer komutanların mütareke imzalandıktan sonra bir önce şaşkınlık evresi geçirdiği muhakkak. Çünkü çok ağır şartları görüyorlar ama hep muğlak ifadeler. O ifadeleri kullanarak işgal de yapılabilir. Ama bir anlamda karşıdaki mütegallibenin, yani galiplerin artık insafına kalmışsınız. Yapmaya da bilirler. Büyük bir belirsizlik o var. O belirsizlik ortamında önce psikoloji nasıl? Herkesin kafası karışık ve zaten karışık. Yağmur gibi İstanbul'a, payitahta soru mesajları gönderiyorlar. Diyorlar ki nasıl uygulanacak? Bu şartların içeriği nedir? Yani burada bir kararsızlık, bir belirsizlik var. Ama çok geçmeden ne olduğunu işgallerin başlamasıyla birlikte görüyorlar. Şimdi burada önemli olan şey şu, kimin ne reaksiyon verdiği. O dönemde Osmanlı ordularının başındaki komutanlara baktığınız zaman Yakup Şevki Paşa, Ali İhsan Sabis, işte Yakup Şevki Subaşı, Ali İhsan Sabis, Mustafa Kemal Paşa, Mersinli Cemal Paşa, Ali Fuat Cebesoy gibi. Aslında hepsi aşağı yukarı aynı tedrisattan geçmiş. Benzer sosyoekonomik altyapılardan geliyorlar. Hani evet, içlerinde Ali Fuat Cebesoy gibi paşa çocuğu olanlar da var ama çoğunlukla ortaokuldan itibaren Rüştiye, İdadi, Harbiye şeklinde bir silsilede aynı eğitimden geçmiş.
vatan sevgisi sorgulanamayacak olan figürler. Evet. Ama tabii içlerinde muhakeme yeteneği ya da işte evet, sizin alanınızda olduğu gibi psikolojik sağlamlığı daha yüksek evet, olan karakterler var. Mustafa Kemal Paşa zaten ilk burada kendisini gösteriyor. Hepsi evet, üç aşağı beş yukarı vatan kaygısıyla adımlar atıyorlar. Mesela Yakup Şevki Paşa da, Ali İhsan Sabis de, Mersin Cemal Paşa da, onlar da Anadolu içlerine doğru asker ve silah kaçırıp hı, olası bir savunma durumunda ya da mütareke bozulduğu anda tekrar savaşmaya devam edebilmek için hı hı, önlemlerini almaya çalışıyorlar. Ama bunları gizli gizli yaparken mesela Mustafa Kemal Paşa'nın en ufak bir şekilde tabiri caizse burnu yere düşse yerden eğilip almadığını görüyoruz. Tepkileri çok açık ve net. Erkan-ı Harbiye'den bütün ordu komutanlıklarına bir mesaj gidiyor. Ben bu örneği vermeyi çok seviyorum. Evet. Çünkü çok net bir örnek bu. Diyor ki mesajda Ahmet İzzet Paşa, Sadrazam, bulunduğunuz bölgelerde, mıntıkalarda İngiliz tayyarelerine ateş açıldığı bilgisi gelmektedir. İngilizlerin buna dair şikayetleri var. Bulunduğunuz mıntıkalarda lütfen İngiliz uçaklarına, tayyarelerine ateş etmeyin. Evet. Bir tek Mustafa Kemal Paşa'dan bir cevap gidiyor. Diyor hı hı, ki benim bulunduğum mıntıkada üstümüzde herhangi bir İngiliz tayyaresi uçmamıştır. Ama eğer uçsaydı ateşle karşılık vereceğim muhakkaktır. Çünkü asıl bu mütareke hükümlerine aykırı olacaktır diyor. Yani net bir şekilde ben karşı evet, koyacağımın aslında mesajını veriyor. Allah'tan Ahmet İzzet Paşa bunu İngilizlere vermiyor. Bu belge onun sümen altında kalıyor. Yoksa İngilizler daha o dakikada Mustafa Kemal'in karşılarındaki en tehlikeli isim olduğunu fark eder ve hiçbir şekilde Samsun'a gitmesine vize vermezlerdi. Yani büyük bir cesaret var. Çok büyük bir tabii, cesaret büyük var. Bir cesaret kararlılık. Var. Yani cesaretin kararlılık, de ötesinde. Diğer tabii, komutanlar da cesur. Ama tabii, o attığı adımları net bir şekilde, kararlı bir şekilde atıyor. Ama hı-hı, burada bir ama koyalım. Evet. İstanbul'a çağrılıyor ondan sonra. Hele bir de İskenderun vakası var. Yine İskenderun'da hı-hı, Fransızlar, İngilizler sahile çıkmak için çıkacaklarını bildiriyorlar hı-hı, payitahta. Osmanlı Erkan-ı Harbiyesi'ne. Bunun bilgisi kendisine gelince Mustafa Kemal Paşa da sakın çıkmasınlar diyor. Çıkarlarsa ateş açarım. Tekrar bir tehdit. Onu da yine Ahmet İzzet Paşa vermiyor. Vermiyor. İngilizlere yine ulaşmıyor. Fakat Mustafa Kemal'in oradaki varlığının giderek problematik hale geldiğini ve eninde hı-hı, sonunda mütarekeyi bozup İngilizlerle tekrar bir silahlı süreci başlatacak kişinin ne olduğunu fark edince onu apar topar İstanbul'a diğer ordu komutanlarıyla beraber çağırıyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ile olan arasındaki husumet İngilizlerce de malum. İttihat ve Terakki'ye karşı koyduğu mesafe de malum ve Alman komutanlarla mesela Falkenhayn'la olan kavgaları da meşhur olduğu için İngilizler de çok iyi biliyorlar bunları. Onların gözünde üç önemli parametreden beraat ediyor. Nedir? İttihatçı olmamalı, Enver'in arkadaşı yakını olmamalı, Alman dostu olmamalı ve bir de 1915 olaylarına adı karışmamış olmalı. Şimdi bunların hiçbirinde adı olmadığı için çok yanlış bir değerlendirme yapıyor İngiliz istihbaratı hı hı, o dönemde. Yanılıyor. O tehdit analizinde yanılıyorlar ve hı hı, bunlardan beraat ettiği için Mustafa Kemal Paşa'yı daha az zararlılar listesine koyuyorlar. Evet. Yani o ilk yakalanıp da derdest edilip de Malta'ya sürülenlerin dışında İstanbul'da göz altında, yani gözümüzün altında dursun şeklinde. Hı hı. Ama İstanbul'a geldikten sonra Mustafa Kemal Paşa'nın psikolojisi değişiyor. Muhakemesini yapıyor. Diyor ki ben önce var olan mevcut sistemi, Osmanlı sistemini kullanarak, hı-hı, çünkü yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Hı-hı. Bu sistemi kullanarak bir şeyler yapabilir miyim? Ve Ahmet İzzet Paşa'nın yönetim şeklinden de memnun, onun vatan sevgisini de sorgulamıyor. Onun sadrazamlığında bir kabine kurulsun. O kabineye de Harbiye Nazırı ya da en azından Erkan-ı Harbi Umumi'nin reisi olarak girsin istiyor kendisini hı hı, de. Hı hı. Bunun olabilmesi için de tabii o Filistin dönüşü, İngilizlere hı hı, yükseldiği, o direkt yelken açtığı, bayrak açtığı hı hı, dönemi terk etmesi, Mustafa Kemal'in o imajında biraz daha mutedil, dalgalı bir hale gelmesi gerektiğinin farkında ve o dakikadan sonra doğrudan İngilizleri hedef alan beyanatlardan kaçınıyor. Evet. Yani aslında esnek bir, yani başta çok kararlı, biraz fevri olabilecek evet, hareketler de yapıyor ama o mesajlar yerine ulaşmıyor. Aynısını ama onda, evet, daha sonra bir de
İstiklal Savaşı'nın sonunda göreceğiz. Aynı şekilde evet. yine böyle bir öfke çünkü şimdi İzmir'e kadar Afyon'dan giderken yol boyu yanmış, yıkılmış Anadolu'yu görüyor, Batı Anadolu'yu. Evet. İnsanların katledildiğini görüyor ve burasına kadar bütün diğer subaylar gibi o da dolarak geliyor İzmir'e. Yani tabii. robot değil sonuçta, taş değil bu insan. Tabii, duyguları tabii. var. Ve yani kendi insanının maruz kaldığı bu felaketi gördüğü anda İzmir'e geldiğinde öfke dolu. Ve tam o sırada şans eseri karşısına işte oradaki İngiliz temsilci Sir Ryan çıkıyor. Küstah bir şekilde o da işte İzmir'deki özellikle kendi tebaalarının, İngiliz vatandaşlarının durumunun ne olacağını sorunca dönüyor ona. Sen kimsin diyor. O da diyor ki ben İstanbul'daki İngiliz İşgal Yüksek Komiserinin İzmir temsilcisiyim, adım şu şu. O da diyor ki ben ne seni tanırım diyor, ne İstanbul'daki senin komiserini tanırım diyor. Zaten diyor sizinle şu anda savaş hukukumuz devam ediyor diyor. Hı hı. Adamı ters diyor ve kovarak gönderiyor oradan. Hı hı. Tabii o panik halinde Londra'ya bildiriyor. Londra panik oluyor. Eyvah, yani Yunanlarla işi bittikten sonra artık İstanbul'a bize yönelecek kesin diye. Hı hı. Ve Mustafa Kemal'i artık onlar da çok iyi tanımışlar. Neler hı hı. yapabildiğini de görmüşler. Hı hı. Ve biraz zaman kazanmak için şey diyorlar, bu savaş beyanını, savaş ilanını bir de yazılı olarak kendisinden talep ediniz. Amiral Brock gelerek oradaki evet. Akdeniz Donanma Komutanı Mustafa Kemal Paşa'dan gayet saygılı bir şekilde ekselansları bu dünkü beyanınızı hükümetim yazılı olarak talep ediyor deyince Mustafa Kemal Paşa her aklı selim devlet adamının yaptığı gibi gece düşünüyor, diyor ki yanmış yıkılmış bir Anadolu, 1,5 milyon insanım şu anda aç, evsiz, önümüz hı hı. kış, ekonomimiz hı hı. berbat, evet bir zafer kazandık hı hı. ama daha hatta İstanbul'a da yürüyeceğiz. Yani bu şartlar altında doğrudan hemen biter bitmez hazırlık yapmadan İngilizlerle böyle bir sürece girmenin nelere mal olacağını fark edince bu sefer son derece diplomatik bir evet. yazılı cevap veriyor. Diyor ki biz de herkes gibi bir an evvel silahını bırakıp kendi işine gücüne bakmak isteyen medeni dünyanın nimetlerinden faydalanmak isteyen bir milletiz. İngiltere ile düşman olmak gibi bir kaygımız, bir beklentimiz yok. Biz de bir an evvel bu savaş sürecinin sona ermesini bekliyoruz. Yani aslında evet. buradan şunu da çıkarabilir. Evet savaştayız. Yok hayır savaşta değiliz. Yani iki anlama da gelebilecek diplomatik bir ifade. Yani Mustafa Kemal Paşa buradan psikolojik hı-hı. bir tahlilini yapacak olursanız sonuçta bu da bir insan. Tabii. Onun da duygusal reaksiyonlar verdiği, tepkiler verdiği, evet. kendini frenleyemediği zamanlar var. Ama 24 hı-hı. saat sürüyor. 24 saat sonra oturup ciddi bir muhakeme yaptıktan sonra atması gereken daha doğru sağlıklı askerden evet. ziyade devlet adamı adımlarını atmasını biliyor. Evet tabii. Yani zaten Atatürk'ü anlatırken her zaman bu deha ifadesini de kullanıyoruz. Gerçekten çok büyük bir deha. Hem askeri bir deha hem de bir devlet adamı evet. dehasına sahip. Ama tabii deha dediğimiz zaman böyle çok istisnai bir özellik, hiçbirimizde olamayacak bir hiç şüphesiz çok istisnai bir kişilik. Yani bunu değil mi? Bu kadar evet. komutanın, bu kadar askerin arasında lider olarak, önder olarak ortaya çıkan ve bütün bu zorluklara rağmen bu kararlılıkla bütün bu süreci yürütebilen sadece Atatürk oluyor. Hiç şüphesiz öyle. Ama ben bu deha sıfatının bileşenlerini ayırmayı ve psikolojik alt yapısını ele almayı da çok önemli buluyorum. Sizin burada anlattığınız kararlılık da onun bir parçası. Duygu yönetimi de çok önemli. Evet, sinirleniyor, bazen fevri davrandığını görüyoruz ama bu çok nadir, değil mi? Clausewitz okumuşsunuz. Evet, evet. Şimdi Türk Komutanlar kitabımız yayınlanmıştı bizim 2 sene kadar önce. Evet. Orada Atatürk'ü yazma şansı da bana nasip olmuştu. Atatürk, evet. Asker Atatürk'ü daha doğrusu. En başta düşünmüştüm, yani nasıl anlatabilirsin, hani sıradan işte tarlada çocukken 7 yaşında dayısının tarlasında kargaları kovalayan adam klasik hani biyografisi evet. dışında şimdi Komutan Atatürk'ü bekliyor insanlar. Orada zaten var olan Clausewitz'in yaptığı, çok önceden yaptığı bir zaten klasifikasyon olduğunu görünce onun üzerinden giderek değerlendirdim. Oradaki parametrelerden biriydi aslında bu psikolojik sağlamlık. Evet. Şimdi evet, en başta da konuştuğumuz gibi çağdaşları olan ya da sınıf arkadaşlarıyla aşağı yukarı aynı eğitimleri aldı, aynı vatan sevgisine sahip. Yani pek çok şey aynı olabilir.
aynı tabiye dediğimiz bizim işte strateji taktik derslerini, eğitimlerini aldı. Tek satranç oynamayı bilen Mustafa Kemal değil, diğerleri de biliyor ama onlardan ayrıldığı birkaç nokta var. Bunlardan bir tanesi eğer hani diğerleri gibi sadece önündeki düşmana değil onun arkalarındakilere de bakabilmesi ise yani birkaç hani satrançta hamle öteyi görmek diyoruz ya, aslında onun biraz daha somutlaştırılmış hali, baktığı zaman diğer komutan arkadaşları, sınıf arkadaşları işte önünde İngiliz, Yunan, Fransız, onları görüyorlar. Mustafa Kemal Fransız'ın Almanlarla, Polonyalılarla, Belçikalılarla olan ilişkilerine falan da bakıyor. Oradan çıkarttığı şeylerle zayıf halkayı bulup ona taarruz etmeyi, ona hücum etmeyi mesela beceriyor. Evet. Yani birden çok şeye dikkatini aynı anda verebiliyor tabii aslında. Ki. Yani bu yine o bilişsel esneklik dediğimiz özelliğin bir tezahürü, bir yansıması, bir ortaya çıkış şekli. Bunun adını şekli. Siz daha güzel koyabilirsiniz ama mesela şu beni çok etkileyen bir olaydır. Aynı anda birden fazla kitap okuyor. Evet. Yani Çalıkuşu'nu okurken bir yandan harp ceridelerine bakıyor. Evet. Bir yandan meclisten gelen zabıt ceridelerini okuyor. Bir yandan günlük gazeteleri takip ediyor. Yurt dışından gelen gazetelerden işte Fransa'nın uluslararası ilişkilerini falan takip ediyor. Evet. Onun dışında bir de mutlaka elinin altında okuduğu harp tarihi kitapları falan oluyor. Yani bunların hepsini 24 saatin içerisinde yapıyor. Evet. Yani bu benim açımdan gerçekten çok çok zor, başarılması zor bir şey. Evet. Buna dikkati çevirme becerisi de diyoruz. Yani ben kitapta da onu anlattım, psikolojik sağlanma kitabında. Dikkat becerisi dediğimizde bizim aklımıza genellikle dikkati odaklama becerisi geliyor sadece ama hem dikkati odaklamak hem de dikkati çevirebilmek o odaktan çok, başka bir odak. Evet, iki önemli bileşeni aslında dikkat becerisinin. Bilişsel esnekliği sağlayan da biraz bu. Evet. Yani hem bir şeye dikkatinizi vereceksiniz, gerektiği kadar oraya odaklayabileceksiniz ama aynı zamanda başka yerlere de gerektiğinde dikkatinizi çevirebileceksiniz. Nitekim bir yandan cephede savaşırken, tabii, değil mi? Bir yandan da pek çok şeyin planını yapıyor. Yani meclisle ilgili, ülkenin eğitimiyle ilgili, değil mi? Pek çok aslında ileride hayata geçireceği devrimlerin de belki planlaması, düşüncesi o zaman ortaya çıkıyor. En yani birçok şeyi bir arada düşünüyor. Tabii tabii. En buhranlı dönemlerimizden bir tanesi milli mücadelede bizim Kütahya-Eskişehir muharebeleri. Evet. Yani hakikaten bıçağın kemiğe dayandığı bir zaman daha düzenli ordu evet rüştünü ispat etmiş İnönü muharebelerinde ama daha hala istenen noktaya gelmemiş ve bunu gördüğü için Yunanlar Türk ordusu o noktaya gelmeden tabiri caizse yılanın başını küçükken ezmek maksadıyla bir anda çok geniş bir cephe hattı boyunca bütün güçleriyle taarruz ediyorlar. Ve biz o süreçten 10 günlük muharebelerden ordumuzun yarısını ve silah gücünün de yarısını neredeyse orada bırakarak Sakarya'nın doğusuna zar zor çekilerek kurtarabiliyoruz. Evet. Ama sonuçta bir ağır darbe alıyoruz. Çok ağır bir darbe alıyoruz. Şimdi, o süreç içerisinde yani Kütahya, Eskişehir'de bunlar yaşanırken Mustafa Kemal Paşa bir yandan Ankara'da Arkeoloji Müzesi'nin kurulmasını, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kurulmasını, bir yandan da bir öğretmenler kongresi toplanmasını organize ediyor. Bir yandan buna kafa yoruyor. Yani onun kafasında şu var. Zaferden emin. Elinde sonunda bir şekilde bu süreç bitecek, bu buhran bitecek, işgalciler gidecekler ve Türk insanı kendi vatanında, kendi toprağında, kendi başına kalacak. İşte ondan sonra ne olacağını da hesabını yapıyor. Evet. Ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi mesela, salt hani Yunanlar, İngilizler işte gelip işgal sırasında ülkeyi, arkeolojik tarihi değerlerini yağmalıyorlar kaygısıyla değil, aynı zamanda gelecek düşüncesiyle de öngörüsüyle de atılan bir adımdır. Evet, yani aslında yarını düşünerek bugün gerekeni yapabilmek olarak da bunu tarif edebiliriz. Tabii ki. Yani bu yine o demin sözünü ettiğim aslında hem ileriyi planlıyor, yani olmayanı belki hayal ediyor. Değil mi? Bu bakımdan olması gerekeni hayal ediyor. Olması gerekeni, olmayanı ama olması gerekeni hayal ediyor. Ve bunun için yapılması gerekenleri de bugünden yapıyor. Ama bu sırada sizin dedin sözünü ettiğiniz gibi kayıplarımız da var. Yani çok kayıplarımız var. Ve psikolojik sağlamlığı da hiç üzülmemek
hiç acı hissetmemek, böyle biyonik bir insan gibi ya da mekanik bir insan gibi, yani hiç duygular ortaya çıkmadan, duygulara kapılmadan devam edebilmek anlamına gelmiyor psikolojik sağlamlık. Mutlaka üzülüyor da. Değil tabii mi? Yani, üzülmez olur mu? Tabii buna dair üzülüyordur. Mutlaka çok acı şimdi, hissettiğini de görüyoruz. Değil mi? Kaybettiğimiz askerlere savaş şimdi her asker onun için çok çok kıymetli. Evet. Zaman zaman bu çarpıtılır. Mesela bu Çanakkale'deki ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini. Bir altındaki cümlesini ondan ayıklayarak, ayrıştırarak işte istismar edenler olur. Görüyor musun? Bak kendisi arkada dururken işte erleri bu kadar kolay ölüme gönderiyor. Hayır, onun bir sonraki cümlesinde diyor ki biz ölene kadar geçen sürede başka kıtalar ve komutanlar yetişip yerimizi alacaktır diyor. Yani aslında orada ben size ölmeyi emrediyorum derken benimle birlikte ölmenizi emrediyorum diyor. Evet. Yani ben de öleceğim diyor. Kendisini de katıyor işin içine. Tabii. Şimdi buradaki ben size ölmeyi emrediyorum, benimle birlikte ölmeyi emrediyorum. Askerini bir istatistikten ibaret gördüğü için, askerden ibaret gördüğü için değil, askeri korkunç seviyor. Tabii. Mesela bir Sakarya zaferinden sonra bir orduya beyannamesi vardır. Ben her okuyuşumda özellikle erlere hitabı kısmını her okuyuşumda gözlerim dolar. Şimdi bile böyle boğazıma bir şey düğümleniyor aklıma gelince. Şimdi Kütahya-Eskişehir muharebeleri sırasında özellikle çok ciddi travmalar var. Sadece onun değil, bütün hani Türk ordusunun yaşadığı. Mesela ordunun medar iftarı, göz bebeği çok sevdiği bir komutanı var. O zaman yarbay rütbesinde 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Bey. Mustafa Kemal özellikle onu çok seviyor, ona çok değer veriyor. Çok kıymetli bir komutan, çok inanılmaz şeyler başarmış. Başarılı da bir genç subay, genç kurmay. Yani bütün subayları kendi kadrosundaki hepsini çok seviyor ama ona karşı olan hukuku biraz daha farklı. 15 Temmuz sabahı bir pusuya düşüyorlar. 4. Tümen karargahı felakete uğruyor Turgut Özakman'ın ifadesiyle rahmetlinin. Nazım Bey de çok ağır yaralanıyor ancak Çöğürler istasyonuna kadar getirebiliyorlar. Çöğürler tren istasyonunda. Halkın rahmetine kavuşuyor. Orada şehit oluyor. Bunun haberi geldiği zaman mesela Mustafa Kemal Paşa'nın gözyaşlarına hakim olamadığını biliyoruz. Gerçekten çok üzüldüğünü. Evet. Ama bu olaydan 2 gün sonra, hatta 1,5 gün sonra durumun iyice kritik bir evreye girdiğini gördüğü noktada İsmet Paşa'ya, cephedeki komutana, çünkü o sırada kendisi sivil reis paşa, meclis başkanı, başka bir hüviyeti yok. Orduda aktif bir görevi yok. İsmet Paşa'ya bir telgraf çekerek, biraz sonra kalkacak bir katar var, gece yazıyor bunu. 11'de kalkacak bir katar var gece. Onunla yanınıza gelsem size rahatsızlık verir miyim? Yanında Salih'i de getirmek istiyorum. Münasip midir diye. İsmet Paşa da çok seviniyor o buhran anında. Psikolojik olarak onun o kadar daraldığı bir anda. Mustafa Kemal Paşa'nın varlığı ona da güç verecek. Ama yani o Nazım Bey'in şehit olmasının üzerinden 1,5 gün geçtikten sonra yasını tutmadan tekrar dizginleri ele almak zorunda. Yani üzülüyor. Aslında çok, çok üzülüyor. Üzüldüğü pek çok şey var. Ama duygularını... Annesi çok hasta. Annesi, Ayşe Bilge Hanım, her şeyden önce idama mahkum edildiğini öğrendiği anda böyle kısmi felç gibi bir rahatsızlık geçiriyor Zübeyde Hanım. Ve ondan sonra işte Mustafa Kemal Paşa her ne kadar onu zorluklarla Adapazarı'na getirmeyi başarsa da Zübeyde Hanım artık hasta. Annesinin rahatsızlığına bile üzülme şansı olmuyor. Yani parasızlık çekiyorsanız evdeki halıları satabilirsiniz diye bir mektubu vardır mesela, beni çok duygulandırır. Bu şartlar altında yapılan bir milli mücadele. Yani metanetini koruması lazım ve bunun yanı sıra bunu yaparken bu metaneti hangi şartlarda koruması lazım? 1911'den itibaren kesintisiz her gün, her saat, her saniye çektiği bir böbrek ağrısı var. Var, evet. Yani çok ciddi hasta. Şimdi psikolojik sağlamlık diyoruz ama o psikolojik sağlamlığı
akamete uğratacak başka faktörler var işte. O fiziki acıya rağmen o psikolojik dayanıma sahip olmak mümkün mü? Ben hani çünkü 50 yaşından için, sonra evet, böbrek taşı ilk defa hayatımda başıma çok geldi geçen sene. Yani ağrıdan duvarlara tırmalıyordum. Tabii. Şimdi düşünüyorum ya 12 sene boyunca 1923'e kadar 12 sene aralıksız böbrek ağrısı çekmek ne demek? Evet. Bir kere uf demeden, kimseye şikayet etmeden. Yani inanılmaz bir şey. Onun dışında başka rahatsızlıkları da var tabii. Sıtmadır, şudur budur falan. Onların hepsini bir kenara bırakıyorum. Sırf bu böbrek olayı bile başlı başına yani o psikolojik sağlamlığı sekte vuracak bir sıkıntı. Evet. Yani Selim Hocam çok büyük acıların yaşandığı dönemlerde dahi Mustafa Kemal Atatürk hiçbir zaman çaresizlik hissine kapılmıyor. Değil mi? Umutsuz olaylar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç umutsuzluğa kapılmadım. Evet. Şimdi İstiklal Savaşı dönemi çekilen fotoğraflarında genelde etrafında hep askerler vardır. Askerlerin arasındayken çekilen fotoğraflarında hep kaşlarını çatık görürsünüz. Hep böyle bir otoriter, kimilerine göre karizmatik, kimilerine göre somurtan bir ifadesi vardır. Düşünceli. Ama düşüncelidir. Şimdi nelere sarılıyor? Her şeyden önce gelecek hayallerine, bağımsızlık, tam istiklal hayallerine sarılıyor öyle umutsuz anlarda. Ve kafasında kurguladığı bir strateji var, hedefi var. O hedefe giden stratejiyi belirlemiş. Onun alternatiflerini ya da onun sahadaki taktiklerini belirlemiş. Onları adım adım gerçekleştirerek gidiyor. Akamete uğrayan olmuyor mu? Oluyor elbette. Ya da hesapta olmayan bazı şeyler yaşanıyor. O zaman ona alternatif geliştiriyor. Bazen işini kolaylaştıracak başka şeylerle karşılaşıyor. O zaman oradan hızlanmaya başlıyor. Ama bu süre zarfında en mesela dikkat çekilecek şeylerden biraz önce dediğim gibi etrafındaki askerlerle olan fotoğraflarına baktığınız zaman ciddi bir kişi. Neden? Hani biz devrimci Atatürk diyoruz ama devrimci Atatürk askerlik töresi söz konusu olduğu zaman o ordunun teamüllerine sıkı sıkıya bağlı ve o zaman da bir o kadar tutucu muhafazakar. Evet. Asla hayal getirtmiyor. Mesela kesinlikle ve kesinlikle yakası açık asker, tıraşsız asker. Savaş zamanında bile kendisi hep tıraşlı. Karşısındaki kurmaylarını da o şekilde istiyor. Yani savaşta olmak bir bahane değil. Asker neyse o olacaksınız diyor. Evet. Ama bunun istisnası sivil vatandaşla, halkla bir aradayken de bir o kadar hoşgörülü. Mesela çok sevdiğim bir örnek 18 Haziran 1922 büyük taarruza artık sayılı zaman kalmış, 2 ay kalmış. Aslında bir planın da parçası olarak bir Kocaeli ziyareti yapıyor. İzmit'e gittiğinde orada Adapazarı Gey ve Karaçam'da Kocaeli Grup karargahını Deli Halit Bey'in, Miralay Deli Halit'in karargahını ziyaret ediyor. Bu ziyaret sırasında özellikle oraya İstanbul'dan yerli ve yabancı basının da gelmesini istiyor ki o ziyareti onların gözüne sokmaya çalışıyor. Yani ben buradayım, bakın Kocaeli. Biraz böyle bakışları İzmit'e doğru çeviriyor. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde Sauron'u oyalamak için böyle bir yerde hareketlenirler, göstermelik bir muharebe olur da Sauron bütün ilgisini oraya topladığında Frodo arkadaşıyla Sam'le birlikte Hüküm Dağı'na çıkarlar ya. Aynı onun gibi aslında Güney Cephesi'nden yapılacak taarruzu gözden kaçırmak için Sauron'un gözünü, General Harrington'ın gözünü şeye çevirir, Kocaeli'ye çevirir. Ama o sırada şöyle bir olay yaşanır. Orada bir tıbbi öğrencisi de vardır. Orada der ki paşam fotoğraflarda hep somurtkan çıkıyorsunuz. Hiç gülen fotoğrafınız yok. Rica etsem bir tane gülen fotoğrafınızı çekebilir miyim der. Elinde de bir kamerası vardır küçük. Hatta Miralay Deli Halit Bey bu münasebetsiz tavırdan, bu ciddiyetsiz tavırdan rahatsız olarak çocuğu böyle bir tam pahlayacak olur. Tabii çocuk der, elbette der. Yalnız ben de şöyle bir şey istiyorum. Sen de bu fotoğrafta yer alacaksın der. Çocuğu da yanına oturtur. Evet. Hatta o fotoğrafı gözünüzün önünde canlandırın. Deli Halit Bey böyle gülse mi gülmese mi böyle bir mütebessim ifade var. O da şaşkın. Şaşırmış. Mustafa Kemal çok tatlı bir şekilde gülüyor. Üniforması üzerinde imtiyaz madalyası var. Oturan o 3-4 kişinin ucunda da o fesile tıbbi çocuk o kadar mutlu ki. Evet. Yani istediği oluyor ve o karede de yer alıyor yani. Evet. Ölümsüzleşen o karede de yer alıyor. Şimdi bakın Türk'ün ölüm kalım savaşı büyük taarruza 2 ay var. O
büyük stratejinin bir parçası olarak Kocaeli'ye gelmişsiniz. Attığınız her adım bir planın tabii. parçası. Evet. Ve o arada bir tıbbi öğrencisini, genç bir çocuğu mutlu etmeden evet. kalkmıyorsunuz orada. Bir de nüktedanlığını hiç kaybetmiyor. Tabii, yani tabii. mizahı da hiç kaybetmiyor. Savaştan sonra da zaten zaferden sonra o asıl hani olayın silahlı evresi, Mustafa Kemal Paşa'nın pek de haz etmediği evresi bitip de asıl baş öğretmen, yani başkomutanlığı Hı-hı. seviyor mu? Seviyor ama başkomutanlığın daha çok o akıl oyunlarını seviyor. Hı-hı. Harp meydanındaki ölüleri, cesetleri ya da binlerce şehit vermeyi sevmiyor. Tabii. Zaten diyor savaş eğer vatan savunması değilse cinayettir. Ama ondan sonraki kuşandığı baş öğretmen üniformasını daha çok benimsiyor, daha çok seviyor. Ve artık biraz daha o savaşın stresi, gerginliği üzerinden kalktığı için artık devrimlere yöneldiği dönemde biraz daha halkla iç içe, daha sivil hı hı. bir ortamda. İşte o sivil ortamda çekilen fotoğraflarına bakarsanız yani bir çocuk gibi eğlendiği mesela bir Ege vapuruyla Trabzon gezisi vardır. 1930 evet. yılıydı yanılmıyorsam. Orada mesela vapurun güvertesinde Afet İnan'la beraber halka geçirmeci oynarlar. Yanında köpeği vardır. Albert yanılmıyorsam. Mesela orada halka geçirmeci oynarlar güvertede çocuklar gibi. Aynı şekilde mesela bir salıncakta sallanan fotoğrafı vardır. Vardır. O evet, fotoğraftaki gülüşünü hatırlayın. Tabii. İlk aklıma evet. gelenler yani. Yine bir fotoğraf geliyor gözümün önüne. İsmet Paşa arkasında, Mustafa Kemal önde. Belli ki Mustafa Kemal Paşa bir şey söylemiş. Salih Bozok bir anda, İsmet İnönü bir anda katıla katıla gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Evet. Yani esprili bir kişilik aslında. Biz evet, hani hep mizah, onu bir lider, mizah. Bir önder olarak biliyoruz, bir komutan, asker olarak biliyoruz ama aynı zamanda onun esprilere gülen, kendisi de espri yapan, fıkra anlatmayı seven bir muzip karakteri olduğunu da unutmamak lazım. Mesela yine evet. aklıma gelen bir örnek daha. Siz benim stop tuşuma basmazsanız ben anlatırım. Lütfen anlatın. O kadar tamam. keyifle dinliyorum ki sizin. Yani yanılmıyorsam Trakya tarafından, belki Edirne'den, belki Tekirdağ'dan kavun geliyor İstanbul'a. Mustafa evet. Kemal Paşa da arabasıyla gezintiye çıkmış. Yolda karşılaşıyorlar. Bir miktar kavun almak istiyor. Kavuncular da tabii tanımıyorlar. O zaman gazete yok, televizyon yok. Hani önüne gelse fotoğrafını evet. görmüştür, görmemiştir. Mustafa Kemal olduğunu tahmin edemiyorlar. En azından Mustafa Kemal'in karşılarına yolda çıkacağını düşünmüyorlar. Onları yolundan alıkoyuyor diye biraz tersliyorlar Mustafa Kemal'i. Ya git işine adam falan diyorlar Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal Paşa da diyor ki ben bütün bu kavunların hepsini alırsam ne yapacaksın diyor. O da al hadi bakalım diyor. Tamam diyor, adresi yazın verin diyor. Gidip oraya yık, paranı da oradan verecekler. Adamlar çaresiz alıyorlar. Verilen adrese bir gidiyorlar ki Dolmabahçe Sarayı. Evet. Dolmabahçe Sarayı'na iki kamyon kavunu indiriyorlar. Sonra Mustafa Kemal Paşa'nın da işte haberi gitmiş saraya. Haberleri var. Yani mutlaka bekletin, yemek yiyeceğiz falan diye. Adamlar çaresiz de bekliyorlar Peki. nasıl bir şey gelecek diye. Bir geliyor Mustafa Kemal Paşa'm diye, o zaman anlıyorlar ne olduğunu. Evet. Bu evet. sefer korkuyorlar ama Mustafa Kemal onlara da çok nükteden yaklaşıyor. Evet, evet. Alabiliyor muymuşum kavunları, bak gördün mü falan diye. Evet, yani bir anda hem çok disiplinli, aslında hedef odaklı. Ve bu demin anlattığınız mesela savaş sırasında çok zor koşullar altında bile hem kendisinin hem bütün askerlerin tıraşlı olmasını istemesi, değil mi? Tabii. Yani o bizim öz düzenleme dediğimiz aslında durumu sağlıyor. Yani o disiplin, askeri disiplin aslında yapılması gereken şeyi yapmayı mümkün kılan şey bu disiplin. Bu rutinler, bunlar çok önemli. Ama bir yandan da işte çok zor durumlarla baş ederken de o mizahı, o nüktedanlığı hiç bırakmıyor. Peki alternatifleri düşünmek. Yani elbette aklında bir fikir var ama alternatifler de var, değil mi? Yani bu işlemezse şunu yapabilirim, bu işlemezse bunu yapabilirim. Bunu hem İstanbul'da, yani padişah lık yönetimiyle, padişahla olan ilişkisinde belki yerine getiriyor. Hem komutanlarla, diğer komutanlarla ilişkisinde, hem de cumhuriyetin kuruluşunda. Tabii şimdi en başta konuştuğumuz hani İstanbul'a dönüşünü söylemiştim. Evet. Hani İngilizlere karşı biraz daha evet. ılımlı, en azından
bir iki hafta önceki reaksiyonları artık o kadar fevri değil onun önceki reaksiyonları gibi. Evet, Pera Palas'ta mesela karşılaşıyorlar. İngiliz generaller haber gönderiyor gelsin masamıza diye. O da garsona diyor ki Türkiye'de bir gelenek vardır ülkemizde, memleketimizde. Ev sahibi ağırlar masasında. İstiyorlarsa gelsinler buyursunlar, onlar benim misafirim olsun diyor. Yani burada hani bir açık meydan okuma yok ama aynı zamanda bir ince haddinizi bilin mesajı da var. Yani ılımlı davranıyordu derken yani İngilizlere karşı da kayıtsız şartsız bir teslimiyet değildi bu. Ama hedeflerine giderken ki hedefine ülkenin bağımsızlığı, düşman işgalinin sona ermesi. Bunu yaparken biraz daha temkinli olması gerektiğinin farkındaydı. Ne zamana kadar? Padişahla 5-6 görüşme yaptı, damat Ferit'le görüştü. Ne İstanbul hükümetinden ne de saraydan herhangi bir şekilde ülkenin bağımsızlığına dair en ufak bir adım atılmayacağını hissettiği anda A planını bıraktı. Yani mevcut sistem içerisinde bir hükümetin, vatansever bir kabinenin kurulması ve o kabinede yer alarak bu işgallere karşı durulması, Osmanlı ordularını kullanarak bunun mümkün olmayacağını anladığı anda B planı yürürlüğe koydu. O da nedir? Zaten onu şu şekilde söylüyor. Benim zaten buna inanmam, bu hayale kapılmam hataymış. Keşke en baştan hiç vakit kaybetmeden Anadolu'ya gitseymişim. İkinci planı Anadolu'ya gitmek. Artık ondan sonra daha önce kendisine teklif edilen ama kabul etmediği İstanbul'da işte Harbiye Nazırı olarak bu işlerin başına geçmek düşüncesinin olmayacağını anlayınca bu sefer Anadolu'ya geçmek için mücadele. O da B planı. Evet. Sonra Anadolu'ya geçiyor. Anadolu'ya geçtikten sonra ne oluyor? Bir süre hükümetin kendisine verdiği ordu müfettişliği yetkisini kullanarak işte mutasarrıflıklara, valiliklere, kolordu komutanlıklarına emirler gönderiyor, tebliğler gönderiyor. İşte işgali protesto eden telgraflar çekiniz, mitingler organize ediniz falan diye. Ama bir süre sonra bu özellikle İngilizlerin rahatsız olduğu durumlar artık iyice ayyuka çıkınca bu azledilme, hatta derdest edilip İstanbul'a getirilmesi gündeme gelince sineği millete döndü, istifa etti, üniformasını çıkarttı ve mücadelesine bu sefer C planıyla devam etti. Her şeyi sıfırdan başlayıp ama önce bir siyasi altyapı oluşturup bir eşkıya isyanı değil, bunun milletin haklı bir kavgası olduğunu ve bütün topyekün Türk milletinin reaksiyonu olduğunu göstermesi gerekiyordu. Bunun da tek yolu meclisti. Meclise giden yolu açtı adım adım. Tabii. Yani bu yolda karşılaştığı her güçlükte yani pes etmek yerine tam tersine dozunu artırarak, giderek, şiddetini artırarak yaptığı hamlelerin devam etti. Yolundan dönmedi hiçbir şekilde. Yolundan dönmedi ama gerektiğinde esneklik göstermeyi de bildi. Yani aklındaki her şeyi de belki hemen ortaya sermedi de diyebiliriz, değil mi? Şimdi elbette ki çok stratejik davrandı. Ama o stratejik davranma sırasında mesela hiç müsamaha göstermediği prensipleri de vardı. Şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanırken belki Halep'e kadar uzatabilirdik sınırımızı. Belki daha da ileri geçebilirdik. Ama bunun kavgasını yapmak zaman kaybettirecekti bir. Güney cephesinin kapanmasını erteleyecekti. Oradaki birliklerin batıya kaydırılmasını engelleyecekti. Yani bizi o sırada çok büyük sıkıntıya sokacaktı. O yüzden en makul, o sırada muharebelerin bittiğinde Türk ordusu neredeyse orada yine sınırı geçirecek şekilde mesela bir planlama yaptı ve bunu anlaşmaya yansıttı. Belki orada hani bir iki taviz vermiş olabilir ki bunlar mesela Fransızların en üzerinde durduğu konu kapitülasyonlardı. Yani ticari imtiyazlarını, Türkiye'deki sömürü imtiyazlarını kaybetmek istemiyorlardı. Mesela bunlardan çok taviz vermedi. Taviz vermediği bir konuda neydi mesela? İngilizlerle esir pazarlığı yapılırken yani Malta sürgünlerine karşı elimizdeki 32 İngiliz subay ve assubayın takası konusunda tek bir parolası vardı. Ondan hiçbir zaman geri adım atmadı. Hep'e karşı hep. Yani İngilizler diyordu ki sizde 32 tane askerimiz var. Size 32 askeri bize verin. İyi niyet göstergesi olarak onlar bir miktar bıraktı, biz bir miktar bıraktık. Yani 27 asker kalmıştı elimizde. 27 askeri siz serbest bırakın, biz de Malta'dakilerden 27'sini bırakalım.
Yani 159'dan 27'sini bırakacaklar. Mustafa yani. Kemal de dedi ki evet. Bunların da çoğu muhalifleri ha. Yani kendisine muhalefet eden isimler çoğu. İttihatçı kökenli Mustafa Kemal dedi ki hayır HEP'e karşı hep 27'yi bırakırım 159'u bırakırsın. Ve dediğini de yaptı. Evet. Dediğini de aldı. Orada taviz vermedi. Ama bu demek değildir ki asıl büyük zafere giden yolda, asıl son nihai hedefe giden yolda eğer önüne bir taş çıkmışsa ve o taşın üzerinden atlayamadıysa bir iki adım geri atıp ondan sonra etrafından dolaşmayı tercih ettiği durumlar vardır ki olması da gerekir. Tabii. Yani bu olmasaydı zaten İstiklal Savaşı ve zafer belki de daha uzun bir süreç alabilirdi. Evet, yani bazen temel prensiplere bağlı kalmak, onlardan kesinlikle taviz vermemek ama gerektiğinde de gereken esnekliği gösterebilmek. Bir de duygularını kontrol edip çok doğru muhakeme yapabilen ve gereken aksiyonu hemen alabilen bir tarafı var. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani İsmet Paşa'nın mesela Lozan anlaşmalarında Rauf Orbay dan ziyade işte İsmet Paşa'nın Lozan anlaşma görüşmelerini yürütmesi sürecinde de bu tavrı görüyoruz değil mi bu şimdi İsmet Paşa'yı ve hem esneklik var kararlılık var hem de kararlılık var yani Mudanya mütarekesinde zaten başlangıçta İsmet Paşa'yı mütarekede Türkiye görüşmeci heyetinin başındaki isim olarak tayin ederken de aklında aynı şey var. İsmet Paşa çok ketum, çok inatçı ve inanılmaz sabırlı bir insan. O da dayanıklı. Ve yani en başından psikolojik sağlamlığı onun da çok, çok yüksek. Çok, yani çok bakın yüksek. Şöyle söyleyeyim ben. Psikolojik sağlamlık deyince bir örnek verilecekse o da İsmet Paşa olmalıdır. Tabii. Şimdi milli mücadele dönemindeki İsmet Paşa'nın, yani düşünün oğlunuz vefat ediyor, yeni doğmuş 2 yaşındaki çocuğunuz vefat ediyor. Cenazesi yerine ayağınıza çizmeyi geçirip cepheye savaşmaya gidiyorsunuz. Evet. Yani içinize ağlayarak gidiyorsunuz. Evet. Her baba yiğit yapamaz bunu. Evet. Aynı şey Lozan'da. Mesela Lozan'da tam bir sinir harbi, tam bir psikolojik harp. Şimdi barış antlaşması kimin şartlarıyla nerede imzalanır? Galiplerin dayatmasıyla değil mi? Onlar da galibiyet haklarını güya, çünkü Lozan aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın da sonu. Yani sadece milli mücadelenin değil. Milli mücadele dediğimiz bizim aslında Doğu cephesinde Birinci Dünya Savaşı'nın uzatmaları. 4 yıllık bir uzatması. İngilizler, Fransızlar da o galibiyet haklarından fedakarlık etmek istemiyorlar ve kendi şartlarıyla kendi istedikleri yere çekmeye çalışıyorlar. Mustafa Kemal, İsmet Paşa onlar diyorlar ki hayır İzmit'te ya da İzmir'de yapalım diyorlar barış görüşmesi. Yani biz de galibiz. Sonrasında İsviçre tarafsız bir yer olması kararlaştırılıyor. Bu bile aslında daha Lozan'ın başlangıcında Antant'a İtilaf Devletleri'ne atılmış sağlam bir goldür. 1-0. Yani bunun ne anlama geldiğini bilen uluslararası ilişkiler açısından bunun bu şekilde görür. Sonra gidiyorsunuz İsviçre'de de olsa Fransa'nın dibi, İngiltere'nin dibi daha kalabalıklar, ekonomik açıdan daha kuvvetli ülkeler. Bu avantajlarıyla İsmet Paşa ve Türk delegasyonunu orada çok ezmeye çalışıyorlar. Tabii. Ciddi bir psikolojik savaş var. Ortalıkta Ermeni ve Rum militanlar, teröristler cirit atıyor. Gün aşırı İsmet Paşa'ya suikast haberleri, ihbarları yapılıyor. Bayrağınızı çıkarın arabanızdan, size bir suikast yapılmasını endişe ediyoruz diyor. Ben ölürsem yerime başka bir Türk diplomat gelir, önemli değil. Önemli olan o bayrağın orada dalgalanması diyor. İsmet Paşa taviz vermiyor. Evet. Yani o da orada bir başka psikolojik sağlamlık aslında sınavı veriyor ve başarıyla da çok geçiyor. Çok soğukkanlı. Ve ben hep şunu söylüyorum. Mudanya'da da Lozan'da da yani İsmet Paşa gibi ketum, sabırlı ve inatçı olmayan birinin altından kalkabileceği bir yük değil. Hele ki Rauf Orbay, o da bir sonuçta sivil olarak da olsa milli mücadeleye katkı vermiş. Büyük taarruz aşamasında icra vekilleri heyetinin başındaki isim, yani şimdiki tabirle başvekil, başbakan. Ama bir Mondros sabıkası da var. Yani Mondros'un da altına, o meşhum mütarekenin altına imza atan isim de aynı zamanda Rauf Orbay. Doğal olarak Mustafa Kemal Paşa bir tercih yapacağı zaman İsmet Paşa'dan yana kullanıyor burada tercihini. Evet. Pişman da olmuyor. Evet, İsmet Paşa her zaman çok soğukkanlı, duygularını kontrol edebiliyor. Çok sağduyulu. Aynen yani öyle. Yani komutan olarak da devlet adamı olarak da. Kontrolünü kaybettiği tek olay İsmet Paşa'nın
Trikopis esir alındıktan sonra 3 Eylül'de Uşak'ta Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa'nın karşısına çıkarılıyor. Orada bir tek İsmet Paşa içlerindeki en gergin, en sinirli olan, dudaklarını ısırıyor. Yani kendini çok zor tutuyor. Neden? Yani evet. Gördüklerinden dolayı işte evet. O mezalim, evet, yanmış, evet. Yıkılmış bir vatan Anadolu ve vahşice katledilmiş sivil vatandaşlar artık buraya kadar birikerek evet. gelmiş ve o patlama Trikopis'i olmak üzere ama bir şekilde o da kendini tutmayı başarıyor yine de. İşte bu bize aslında ne söylüyor Selim Hocam? Yani psikolojik sağlamlığı çok yüksek olan, çok sağduyulu, değil mi? Evet. Yani duygularını kontrol edebilen insanlar bile bazı o durumlarda duygusal yoğunluk anlarında bunu yapamayabilirler ve tabii. bu da bizim insani tarafımızdır. Yani hepimiz robot bunu değiliz. Yaşayabiliriz. Elbette. Robot değiliz elbette. Peki o zaman şimdi Cumhuriyet yıllarına gelelim isterseniz ve yine Atatürk'e dönelim. Atatürk çok ciddi bir rahatsızlık yaşıyor. Yani hem böbrek rahatsızlığı yaşıyor, hı-hı. hem de karaciğerinden rahatsız ve büyük acılar çekiyor aslında. Yani bir yandan bununla baş etmeye çalışırken bir yandan da çok önemli devrimler evet. Gerçekleştiriyor. Bu sırada da yalnız spordan, sanattan hiç vazgeçmiyor. Hatta belki psikolojik sağlamlığına destek veren, psikolojik olarak dayanıklı kalabilmesini sağlayan güçlerden biri de bu yürüyüşleri, belki yüzmesi, atabilmesi ya da evet. işte musikiyi çok seviyor, müziği çok seviyor, sanatın her dalını çok seviyor. Bunlardan da çok besleniyor. Yani bunlar ona güç veriyor, kendisine güç veriyor, değil mi? Doğru. Şimdi Asım Gündüz'ün, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Paşa'nın daha sonra hatıratında şöyle bir ifade vardır. Der ki, işte Mustafa Kemal Paşa'nın bu böbrek rahatsızlığına atıfta bulunur. Neyse ki 1923'ten sonra bir daha böbreği ağrımadı Gazi'nin. Bunun nedeni muhtemelen Doktor Refik Saydam'ın yaptığı son ilacın sonunda etki göstermiş olmasıdır. Yani buradan aslında şunu anlıyoruz. Adamcağıza o seneler boyunca ilaç adı altında yüklemedikleri kimyasal kalmamış. Evet. Hani hep yok işte sirozlu, yok alkol diye. Yani hikaye alakası yok. Yani o kadar kimyasalı kime yüklerseniz yükleyin, o karaciğer elinde sonunda iflas eder. Evet, yani böbrek hastalığının tedavisi için verilen tabii, kimyasal. Tabii tabii. Yani tabii. Sıtma içinkinin yüklüyorlar. Onun için envai çeşit kimyasal ve artık 1923'te sol böbrek çürüyüp tamamen nekrotik bir hale gelince, artık işlevini tamamen yitirince, o andan sonra artık bir daha ağrı çekmiyor. Ama hani iyileştiğinden evet. değil, artık o böbrek tabii, iflas ettiği iflas için ağrı çekmiyor. Evet. Tabii ondan sonra artık bir mücadele içerisinde. Çünkü en baştan beri söylediği şey şu. Her ne yaşamışsak felaket olarak bunun bir tek sebebi var. Cehalet ve fakirlik. Evet. Bunlarla mücadeleye adıyor kendini evet. ondan sonra, o bir tarihten sonra. Benliği, tabii ki. Yani biz Atatürk devrimleri diyoruz, Türk devrimleri diyoruz. Ama bu devrimlerin aslında en önemli bileşeni, biz hep hani kılık kıyafete, şapkaya falan indirgiyoruz ama aslında harf devrimi, eğitim tabii. reformu, tabii. yani üniversiteler reformu, tabii. Bunlar eğitimle ilgili olanlar, aslında eğitim ve kültürle ilgili olan reformlar en etkili olanları. Ve dikkat edin, yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de insanları sosyal hayatın içerisine, hangi sosyokültürel altyapıdan, sosyoekonomik altyapıdan gelirse gelsin. Hı hı. Köylerde de, kasabalarda da, burjuva sınıfını da, emekçi sınıfı da, hepsini sosyal bir ortama, bir sosyal hayatın içerisine çekmeye çalışan adımlar atıyor sürekli. Evet. Mesela bir mensucat fabrikası kurduğu zaman sadece bir baca ve bir imalathane kurmuyor. Hı hı. İşte tiyatrosundan okuluna kadar, yani orada yaşayacak evet. insanlara bir sosyal ortam da yaratılmasını istiyor. Bunlar da kuruluyor. Çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü ancak bu şekilde reformlar, devrimler başarılı olabilir. Ancak bu şekilde ihanet denen hastalığın
Ve yaşanılan bütün felaketlerin sebebi olan o cehalet bataklığının kurutulması ancak bu şekilde mümkün olabilir. Ve bu aşamada da mesela çok büyük bir kararlılık görüyoruz. Asla taviz vermeden olması gereken adımları atıyor. Şimdi bizim Türk çağdaşlaşması dediğimiz ya da Osmanlı çağdaşlaşma hareketleri dediğimiz 200 yıla yaydığımız süreç içerisinde öngörülü devlet adamlarının ya da bazı padişahların attığı ama bir şekilde sonucuna hedefine ulaşamayan bambaşka sebeplerden hep akamete uğramış olan o adımları bir şekilde hayata geçirmeyi Cumhuriyet'ten sonra o devrimler aşamasında peş peşe ardı ardına yaparak başarıyor. Kendisi de bunun için bir örnek oluşturuyor aslında. Elbette yaptığı yani her adımda şeyle, attığı her adımda aslında aynı zamanda vatandaşa bakın ben yapıyorum siz de yapın tabii. Mesajı var. Tabii. Ve yani sporun, musikinin, müziğin yanı sıra dansı da çok seviyor. Yani folklor değil mi? Zeybek. Zeybek. Evet. Çok güzel oynuyor. Sarı Zeybek. Zeybeği seviyor. Evet. Türk halk müziğini, Türk sanat müziğini, çok sesli batı müziğine çok düşkünlüğü var. Yani şöyle söyleyeyim, güzel olan her şeye düşkünlüğü var. Evet. Müzik, sanat, evet. Resim, tiyatro. Evet. Evet. Opera. Bunlardan çok çok besleniyor. Yani hayata at gözlükleriyle bakan, işte ben sadece türkü severim, ben sadece sanat müziği severim değil. Kulağına hoş gelen tabii. Her tını. Sadece söylemeyi çalışmak de seviyor. Da değil. Tabii. Değil mi? Yani bunları dengeli bir şekilde yapıyor aslında. Yani bir yandan çok çalışırken, çok okurken, bir yandan da hayatın diğer taraflarını da pas geçmiyor. Yani onlardan da besleniyor. Onun ayakta kalmasını, belki iyi oluşunu destekleyen şeylerden biri de bunlar. Sonuç aldığını görmek de hoşuna gidiyor. Yani işte Türk sanatçıların başarılarına şahit olmak. Yani şöyle düşünün, diktiğiniz fidanın büyüdüğüne şahit oluyorsunuz. Evet. Evet, çok kısa bir süre. Ama hani ben hakikaten Türk'ün mucizevi 15 senesi diyorum ona, 1923-38 arası. Yani o 15 sene içerisinde aslında attığı adımların, diktiği fidanların da meyveye durduğunu görmekte nasip oluyor. Yani onları da görüyor. Her biri bir sonrakini motive ediyor. Bir sonrası için motivasyon oluyor. Evet. Evet, yani ne kadar zor koşullarda ülkemizi hem çok büyük bir işgal kuvvetlerin ordusundan kurtarmak, hem de bir ülkeyi, bir milletin kaderini değiştirecek çok büyük devrimleri hayata geçirmek gerçekten. Şimdi ateşten geçerken, şöyle düşünün, tünelden geçiyorsunuz, cayır cayır alev alev yanan bir tünelden, her yeriniz yanıyor. Ama öyle bir konsantre olmuşsunuz ki o tünelin ucunda ulaşacağınız yere, hedefinize hissetseniz bile of demiyorsunuz. Şimdi aynı savaşın bir de öbür tarafı var. Bir de oraya bakın mesela Yunanlara, İngilizlere, Fransızlara. Mesela Yunanistan'dan çok basit bir örnek ama çok çarpıcı bir örnek. Sakarya Zaferi'nden sonra bizim artık kontrol nispeten bizim elimize geçiyor. Çünkü evet, biz çok ağır kayıplarla çıkıyoruz ama Yunanlar da bizden daha fazla kayıp veriyorlar ve artık Sakarya'dan sonra Yunanların o üstümüze acımasızca gelen taarruz gücü kırılmış oluyor. Üçte birini bırakıyorlar Haymana Bozkırı'nda. Çekilmek zorunda kalıyorlar. Artık o dakikadan sonra biz güçlenerek taarruz edeceğimiz zamana hazırlanırken Yunanlar da bir an evvel bu cendereden çıkmanın telaşındalar. Ama öyle büyük bir psikolojik yıkıntı var ki ellerinde, onların da artık askerlerini yeni bir muharebeye daha motive etmeleri imkansız. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bütün birliklere %5 kontenjanı diye bir kural koyuyorlar. Her birlikten %5 miktarda asker ve subay. Ana vatanlarına dönecekler, 15 gün tatil yapacaklar, geri gelecekler. Bakın, böyle akıllara ziyan bir motivasyon tekniği buluyorlar. Ama tabii ilk gidenler geri gelmiyor ve geri gelmeyenlerin içerisinde subaylar var. En komik tarafı bu. Onlar gelmeyince bu sefer ikinci parti gidecekler, bekleyenler gidemediği için onlar isyan ediyorlar. Gelen mektuplar var. Hanımların beylerine yazdıkları, Yunanların işte savaş sırasında.
General Trikopis hatıratında anlatıyor. Sansür kurulundan geçtiği için mektuplar önce onların eline geliyor. Hı hı. Zehir zemberek kadınlar diyor ki, o işte ilk gidenler var ya, hani işte izin alamıyordun, gelemiyordun, bak Yorgo geldi, burada çitinin çubuğunun başında tarlasını sürüyor. Sen niye gelmiyorsun? Sen gittin orada kendine başka bir kadın buldun, o yüzden gelmiyordun, ben biliyorum, evet, falan. Yani çok böyle sosyal sorunlara da yol açan. Evet. Psikolojiyi bilmedikleri için, asker psikolojisini, evet, aldıkları önlemler, attıkları adımlarda bir önceki hatalarını daha da derinleştiren adımlar oluyor. Gerçekten Yunan tarafının hata da. Evet, bir hedef var, devam eden bir savaş var ama bu bazen hem geri çekilmeyi gerektirebiliyor hem de, tabii, bazen beklemeyi de gerektirebiliyor. Yani sürekli ilerleyeceğiz, sürekli zafer kazanacağız, sürekli bir şey yapacağız demek de değil. Yani Kurtuluş Savaşı'nda böyle olmuyor. Bir senelik bir ara olduğundan söz edebiliriz, değil mi? Yani sürekli de bu bizim moralimizi bozmuyor aslında. Bozmuyor. Yani her şeyin hemen olması gerektiği gibi şimdi, bir düşünce var bizde. Winston Churchill'in benim sevdiğim bir sözü vardır. Der ki, cesaret her zaman ayağa kalkıp her yerde her şeyi bağırarak söylemek değil, hı hı, bazen oturup sakince susmasını becerebilmektir diye. Evet. Şimdi mecliste Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal Paşa ve ordu için artık ne bekliyorsunuz? Haydi yürüyün, hı hı, Yunanların üzerine serzenişleri var, feryatları, evet, var. Bir yandan muhalefet var. Çok ciddi bir muhalefet, evet, var ikinci grup tarafında. O süre zarfında o muhalefetin bütün feryatlarına, isyanlarına göğüs gerip ses çıkartmadan gizlice taarruz hazırlıklarını yürütebilmekte bir başarı. Evet. O 11 ay hani öylesine oturup da atalete kapıldığımız bir değil. 11 ay değil. Evet. Ciddi ciddi, sessizce, kararlı bir şekilde o son vurulacak darbeye hazırlandığımız bir dönem. Evet. Hani Rocky filminde Rocky nasıl Apollo ile yapacağı son işte müsabaka için böyle gider koşar, ondan sonra, evet, işte plajda koşar, ağırlıklar kaldırır, işte indirir falan filan, kendini yükler evet, yükler, evet, karşısına bütün gücüyle çıkar. Evet. Psikolojik olarak da o sırada kendini yüklemiştir. Biz de o 11 ay boyunca aslında yaptığımız şey, evet, hem psikolojik olarak hem savaş donanımı olarak hem taktik eğitim olarak, tabii, kendimizi o güne, evet, hazırlamak. Ve bunu yaparken de yine mesela ilginç olan şeyler var. Askerin aynı zamanda yaşadığı toplumun realitesinden de kopmaması için ilginç tedbirler alıyorlar. Bakın bu da bir psikolojik aslında bir müdahaledir, evet, ordu. Ne nasıl yapıyorlar? Tedbirler? Şimdi herkes çitinin çubuğunun başından kalkmış, eline tüfeğini almış, tırpanın orağını bırakmış, tüfeğini almış. Peki tarlalarda kim çalışacak? Yani o askeri doyuracak buğday nereden gelecek? Evet. Ne yapıyorlar? Hangi kıta neredeyse? Tamam, belki hani Nevşehir, Kırşehir, Kayserilerin ağırlıklı olduğu bir tümen diyelim geldi. İşte Kütahya'nın güneyinde bir yere yerleştirdiler. Ya da İhsaniye yakınlarında bir yere yerleştirdiler. Tamam, belki konuşlandığı yer orası, kendi toprağı değil ama oradaki asker o bölgedeki tarlalara gitti, tarlalarda çalıştı. Hem kendi yiyeceği rızkını çıkarttı hem o tarlalardaki insanların, tarla sahiplerinin mağdur olmamasını, hayatlarına devam etmesini sağladı. Hem, evet, de, evet, hem de fizik antrenman yaptı askerler. Tabii. Yani bu, bakın, dikkatini de aslında Yunanlar başka bir ne yaptı bu sırada? Odaklamasına yol fotoğraflar açıyor bu, var Yunan arşivinden. Yunanlar da siperlerini bizden aldıkları esirlere, bizim köylülere kazdırıyorlar. Kendileri çalışmıyorlar, bakın. Fizik antrenman yok, sıfır. Hı. Onun yerine kaleler kurmuşlar, potalar dikmişler. Basket oynarken, futbol oynarken, hı hı, atletizm yarışmalarında fotoğrafları var. Yani güya askeri mental açıdan biraz böyle motive edecek şeyler. Tiyatro kumpanyaları getiriyorlar, onlara işte sergiler falan. Ya bunlarla, hı, askerin morali düzelmez. Bu, hı, Hazar kışlasındaki yani barış dönemindeki askerin moralini bunlarla düzeltebilirsin. Evet. Savaştaki askerin kafasını meşgul etmek zorundasın. Evet. Onun meşgul içinde çalıştırmak etmesin zorundasın. Bizimkiler, evet, yani hakikaten bir ordu geleneği olduğu için bu tarz şeyler yerine tam tersi çalıştırarak, evet,
Evet. Kafasını yani aslında bu demin sözünü ettiğimiz dikkatini çevirme becerisi diye anlattım. Böyle sözü ettiğim zaman tabii çok alakasızmış gibi. Yok, tam adamın teşhisini koyuyorsunuz işte. Yani. Kalıyor ama yani gerçekten bir yandan hazırlık yaparken, yani hedefe ulaşmak için yapmanız gereken çalışmayı yürütürken, bir yandan da yani tek odağınızı orada takıntılı saplantılı bir şekilde orada tutmuyorsunuz. Çünkü o zihnin de rahatlaması lazım. Elbette. Duygularımızı kontrol edebilmek için, değil mi? O savaşa hazırlanabilmek için zihnin rahatlaması, bir anlamda akıl dağıtmak da diyoruz biz buna aslında. Şimdi bakın, başka bir şeyle meşgul olmasını sağlıyor zihnin. Yani bu da çoklu düşünmeyle mümkün olan bir şey. Alt kademe zabitlerin, böyle yedek subayların ya da üst teğmen hatıratları vardır. Evet. Mesela 5. Kafkas Fırkası'ndan bir zabitin, bir teğmenin galiba bir hatıratı, hiç unutmuyorum. Gün günlük tutuyor. Baktığınız zaman çoğunlukla işte geçim kaygısından bahsediyor. İşte mektubu geliyor İstanbul'dan, ailesinden. Paralarının kalmadığını yazmışlar. O da işte ben de maaşımı alamıyorum ki 3 aydır hani onlara göndereyim falan. İşte bugün de yine maaşları alamadık falan, bazı günlere sadece onu yazmış. Ne zamana kadar? Bunları bir çıkarıyorlar tatbikata. Bir hafta boyunca eğitimdeler, tatbikattalar. Tek bir kuruş maddiyattan ya da geçim kaygısından ya da günlük kendi hayatına dair şikayetlerinden en ufak bir şey yok, iz yok. Evet. Sadece ve sadece yapılan eğitimler, şu kadar başarılı olduk, fırka komutanı geldi bizi denetledi, işte aferin çocuğum dedi, yakamı düzeltti falan filan, onları anlatıyor. Ne zaman bu eğitim safhası bitiyor, tekrar ordugahlarına geri dönüyorlar, tekrar işte sigaram da bitti, alacak param kalmadı evet, falan durumuna geliyor tekrar. Evet. Şimdi o yüzden özellikle böyle bir savaşa, bir ölüm kalım savaşına hazırlanırken askerin zihnini ancak ve ancak çalışarak, konuyla ilgili olaydan koparmadan, muharebenin o sırada çatışma olmasa bile muharebe kavramının içerisinde onun psikolojisini tutarak ancak var edebilirsiniz. Kafasını dağıtabilirsiniz. Evet. İşte onu da çok güzel başarıyorlar. Yani onlarca yıldır sürekli muharebe edip artık hem askerin psikolojisine, sadece cephelere, sadece silahlara, sadece muharebe türlerine aşina olmak değil, aynı zamanda eratın psikolojisini, subayın psikolojisini nasıl üst düzey tutabilirsin, motivasyonunu bozmamaya yönelik neler yapabilirsin, bunları da çok iyi öğrenmiş bizim üst kademe. Evet. Ve Cumhuriyet döneminde de aynı şeye devam ediyor. Tabii. Yani devrimleri hayata geçirirken. Son olarak bu demin konuştuk aslında ama sanatla ilgili olarak, yani Atatürk'ün sanata verdiği önemden de söz ettik, eğitim devriminden de söz ettik. Bu sosyal dayanışma, yani halkın bir arada olması ve dayanışmasına verdiği önemi de vurgulayabilir miyiz? Yani psikolojik olarak sağlam olmamızda bunun da çok büyük bir rolü var, sosyal dayanışmanın. Tabii. Bir arada olmanın, değil mi? Şimdi bakın, en bunun yine güzel örneklerinden bir tanesi Ankara'dır. Şimdi Ankaralıyım diye hani Ankara, ben de Ankaralıyım, propagandası yapıyorum sanılmasın da yani. Şöyle bir durum var. 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Ankara'ya geldiğinde bir olay var ki Ankara'ya aşık olmasına sebep oldu. Hani Dikmen ilk adımda Mustafa Kemal Paşa'yı Seymenler evet, karşıladı denir. Evet, evet. Bu Seymenlerin bir kısmı Mustafa Kemal Paşa'ya şehir girişinde bir suikast girişimi olma endişesinden dolayı korumak için gelen, işte Türkoğlu Ali Bey'in ya da Kara Mustafa'nın, Polatlı Kara Mustafa'nın adamlarıdır. Ama onun dışında yüzlerce, binlerce Seymen kuşanıp, giyinip yollara dökülmüştür ve paşayı karşıladıklarında ona bir şey söylerler. Derler ki, hocam, paşam, senin için Seymen alayı düzdük derler. O da Seymen alayı nedir diye sorar. Seymen alayı bir dönem kapanıp bir dönem açılırken, Türk kendisine yeni bir başbuğ seçerken, bir Oğuz Türk geleneğidir, o zaman yapılır. Yani diyorlar ki, evet, biz bir dönemi kapattık. Artık Türk'ün yeni başbuğu sensin. Sensin. Diyorlar. Evet, yeni bir dönem açılıyor. Bunu yaparken bir şehrin, kabul, o birliğin, onun arkasında nasıl durduğunu, veriyor,
Bakın Selanik'te, Manastır'da, Ohri'de, Yanya'da, nerede doğmuş olursa olsun oldu, evet. Balkanları o felaketle terk edip gelmek zorunda kalırken, ana yurtlarını, ana vatanlarını bırakıp gelen o Türk komutanların artık Ankara yeni yurdu olmuştur ve o yeni yurt A'dan Z'ye, 7'den 77'ye onları kucaklarlar. Kucaklıyor. Artık burası sizin yeni yuvanız derler. Evet. O birliğin dayanışma ve daha sonrasında o millet meclisi kurulduktan sonra tekalifi milliye döneminde bir milletin birlik haline geldiğinde, topyekün harbe iştirak ettiğinde neleri başarabildiğini gördüğü için ondan sonrasında cumhuriyet ve devrimler döneminde de bu şekilde götürmek ister. Mesela halk evlerinin dönüşümü, yani Türk Ocağı halk evleri dönüşümü aslında bunun bir adımıdır. Orası aslında adı üstünde bir halkın, Türk milletinin bir araya geleceği bir yuva olarak tasarlanmıştır. Evet. Ne kadar önemli bu anlattığınız gerçekten. Tabii. Evet. Yani bu özellikle yapılmış ve bunu hedefliyor. Tabii yani halk evleri. Evet. Birlikten kuvvet doğar. Tabii, yani tabii. Bunu biz İstiklal Savaşı'nda bir kere göstermiştik. Asıl savaş olan cehalete karşı savaşta da bunun bu şekilde olması gerektiğini düşündüğü için bu adımları attı. İşte bugün Cumhuriyetimizin 100. yılına geldik. Evet, belki güçlük çektiğimiz, yani psikolojik olarak zorlandığımız olaylar yaşıyoruz, dönemlerden geçiyoruz. Ama önümüzde çok değerli örnekler var. Bunları daha iyi bilirsek, belki bu özellikleri kendimize de geliştirmek için, bu becerileri kendimize de geliştirmek için çaba sarf edebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Katkılarınız için çok değerli bilgiler paylaştınız. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.